Merhaba lan YouTube, Hollow Knight'ın bir bölümünde daha devam ediyoruz. Geçen bölümde normalde Kolezyum'daydık. Kolezyum'un sonuncusunu yapacaktık ama dedim yani ondan önce bir şurayı bitirelim de. Bütün ana görevlerimizi bitirelim, en son oraya bakalım dedim. Ve hadi başlayalım. O yüzden bu bölümde Traitor Lord'u kesmeyi planlıyorum. Bakalım artık. Ne kadar olursa. Şimdi aynı zamanda her seferinde buralardan geçmememiz gerektiğini öğrendim. Yani geçmemize gerek yokmuş. En azından onu öğrendim. Ve buradan yukarı mı gidiyorduk ya? Galiba. Yani şu taraftan gidiyorduk. Öyle mi? Değil mi? Bir dakika. Burası değil ki ya. Burası kesinlikle değil. Aynen. Burası normal dümdüz bir bahçe. Örümcek de orada sıkıştı. Şimdi bakalım bakalım. Bu arada o noktada oturmama gerek yoktu, onu fark ettim. Artık benim ışınlayıcım var ya. Hop hop. Şimdi şöyle güzel bir taraf var ki böyle yapıyoruz. Hop. Artık burada ölsem bile burada kaydedebileceğim. Ki ne gerek var? Hemen buraya koyalım. Ki ne gerek var? Hemen buraya koyalım. Let's go bakalım şimdi. Şimdi bu tarafta ne taraftaydı bu? Ha, şuradaydı galiba. Buraya gitmemize izin veriyor mu ki? Bir dakika. Ha. Burası boss savaşı alanı değil. Bir dakika. Yoksa boss savaşı alanı mıydı? Bir dakika, bir dakika. Ya niye oraya kafa attıysam? Şuranın bir devamına bakacağım da merak ettim. Oranın yukarısında ne var acaba? Dursana be. Gelsene bir şuraya. Hadi bakalım. Ben buralardan geçtiğimi hatırlıyorum yukarıya da. Yukarıda sanki başka bir şey içinde burası. Bu grup içinde. Aslında şöyle yapabiliriz tabii. Doğru. Hemen haritada görüyoruz çünkü. Buraya koyduk. Evet, şu anda yukarı gidiyoruz. Fazlasıyla yukarı. Gerek yok o kadara gitmeye. Burası o grubu almaya gittiğimiz yer. Hemen buraya da koyalım. Yani neden koymayalım ki? Beleş sonuçta. Galiba yani beleş. Bilemiyorum. Beleş olmayabilir. Koy koy koy. Koyamadık. E güzel. Tamam, bu üst taraf boss savaşı yeri. Çünkü şurada zaten iğneler var. Oradan belli oluyor gayet. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi boss gelecek yakında. Ama ne zaman? Ha, Claude da geldi. Ben Claude'un gelmeyeceğini zannediyordum. Pekala, pekala Claude. Evet. Traitor Lord. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Çok vuruyormuş. Geçemedim. Bekle, bekle. Oo, bunlar da çok vuruyormuş. Oo.
Ona niye kafa attıysam. Evet. İlk deneme böyleydi. Merak etmeyin, çok zor olacağını zannetmiyorum. Let's go. Şimdi ikinci deneme. Hadi bakalım. Güzel. Şimdi canımız full girelim buraya. Yani en azından girmeye çalışalım. En azından girmeye çalışalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 falan vuruyorum. Ve Cloud'un da sonu buradan geliyor işte. İkisi birbirini öldürüyorlar. Ve Execution diye başarım geldi. Tek canım kaldı geriye ama. Alalım, alalım. Cesetlere bir şey yapamıyoruz anlaşılan. Zavallı Claude. Kendini kanıtlamak isterken gitti. Bunu biliyordum, o yüzden tam bir duygusallık olamadı ama gerçekten üzüldüm yani. Nere be? Yani dümdüz alan gibi görüyorum. Görünüyor ama. Bu White Lady miydi? Öyle bir şeydi sanki. O birisi gelmiş diyor. Çok uzağa yürümüşsün beni bulmak için diyor. Bir yardım mı arıyordun diyor. Yoksa başka bir yere mi gideceksin diyor. Doğru mu? Doğru. Sen beklenendin diyor. Hayır diyor. Bu doğru değil. Her neyse. Geçiyorum. Bu hediye için beklenen kişi bizmişiz yani. Bakalım neymiş. Fragment. Beyaz parça diyor. Tamam. Bunu alıp yola çıkacağız. Senin bilgilerine bakalım. Demek diyor bu benim zihnime erişebiliyor diyor. Yani bunun anlamı Dream Nail'imizi anlayabiliyor. İlginç. Geri çıkalım o halde. Yanlış taraf. Oradan yukarı mı çıkılıyordu? Gidilmiyor gibi. Ve bu kim? Korumalıyım diyor. Korumalıyım. Evet, ben bunu merak etmiştim. Şimdi Hunter'ı tamamlaması birazcık zor olabilir, bilemiyorum. Merhaba Claude. Şimdi bu da bir şey de diyor. Gerçek savaşın, yani kudretli can savaşçıları diyor. Gerçek bir savaşın kudretli savaşçıları. Neyse, güzeldi diyor yani kısaca. Tüm yardımın için teşekkürler arkadaşım diyor. Küçük bir böceğe göre diyor. İyiydim bayağı diyor. Yeniden buluşacağız. Buna eminim dedi. Peki. Yani ben seni yemeyeceğim. Ben de yoluma gitmeliyim diyor. Nola bekliyor diyor. Ve burada işim bitti diyor. Sadece biraz daha bekleyeceğim diyor.
Tamam. Galiba buradan çıkabiliyoruz. Evet. Pekala. Pekala. Şimdi öncelikle şuraya bakalım. Oradayız biz. Şuradaki Stack Station'a gideceğiz. Ondan sonra da şurada Plus Grounds yazıyor. Oraya gideceğiz. O yüzden ben hemen bir çıkıp giriyorum hemen. Hemen hemen. Aslında bir de bir şeye de bakacağım. Yapabiliyor muyum bilmiyorum ama şuradan bir 4 monta gideceğim önce. Merak ettim bunu yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum diye. Vay be Claude. O da öldü. Yani 3 tane en yakın arkadaşımız öldü bu oyunda şu ana kadar. Şimdi tam bu noktaya bir tane şundan koymak istiyorum. Çünkü çiçek görevinin devamı varmış. Öyle diyorlar. 3 kişiye daha götürmemiz gerekiyormuş. Ve eğer ışınlanmayla yapabiliyorsak çok güzel olur. Yapamıyorsak acaba nasıl yapıyoruz? Onu da öğrenmek lazım tabii. Şimdi şuradan böyle böyle çiçek görevinin geri kalanlarını buradan alıyormuşuz. Öyle dediler. Evet. Buradan bir çiçek aldık. Hadi bakalım. Bir deneyelim. Evet, yok oluyormuş. O zaman bir dakika. Şimdi şöyle. Oradan çıktık desek nasıl gideceğiz? Fog kanyondan geçerek gidebiliriz. Ki Fog kanyondan geçmesi de birazcık tehlikeli açıkçası. Birazcık zor olabilir, evet. Bundan sonra bir yere daha gidecektim ki o da Green Pet'te. Hadi oraya da bir gidelim. Ustanın yanındaydı galiba boyacının. Bir dakika. Evet. Green Pet'e gidiyoruz. Orada usta şey onun yanına gideceğiz. Oraya gidince anlarsınız ne olduğunu. Tabi biliyor da olabilirsiniz elbette. Ama bilmiyorsanız hemen birazdan göstereceğim. Tabi oraya gidene kadar 50 kere ölmezsem. Tamam. Direkt aşağı iniyoruz önce. Sonra sola gidiyoruz dümdüz. Gidebilirsek tabi. Ve buralardan hasar almadan geçilebilir mi acaba diye bir merak ediyorum. Çünkü ben bu çiçek görevlerini de yapmayı düşünüyorum açıkçası. Tabii bakalım. Bakalım. Üstten geçebilir miyiz ya burada? Üstten geçebilsek ne güzel olurdu. Evet, pekala. Böyle bir şey vardı, evet. Bence ben karşıya geçince hemen yeniden açayım kaydı. Hop, geldim geri. Burayı göstermedim çünkü daha öncesinde geçmiştik burayı. Eğer merak ediyorsanız bakabilirsiniz işte. Şöyle hemen. Şu anda işte burada oturacak yerimiz zaten. Hadi bir girelim içeri. Hayda, bir dakika ya. Merhabalar. Merhaba ya yolcu. Dünyanın böyle bir ucundan yine karşılaşmamız ne kadar garip diyor. Beni öldürmediğin için teşekkürler diyor. Şeo ile tanıştım falan diyor. Ve mutlu çift diye başarım geldi. Bunlar burada. Pekala. Pekala. Bir dakika. Bir dakika. Şeo'yla da konuşacaktım. Oo, baksana bize kim katıldı diyor.
Ne güzel. Ah, Ranjo Daha fazla konuşamam Stenja. diyor. Şu anda poz veriyorum diyor. E peki. Bir oturacağım. Evet, böyle arada farklı şeyler de yapıyorlar. Dostan Çok hoş be. Ranjo Ne güzel, ne güzel. Bunları yapıyorlarmış sadece, o yüzden hadi gidiyorum. Yani duyduğum kadarıyla öyleymiş. Bu ikisini yapıyorlarmış. Hadi geri gidelim. Bir de ne yapacaktık biz? Birazdan bakacağım, bir dakika. Buradan bir çıkalım da. Buraydı ya. Yani niye bir kısa yol açamadıysak doğru düzgün? Çok garip. Çok garip. Şimdi... Az kalsın yiyordu ama neyse. Şimdi bir başarım daha aldık güzelce. Geçemedim ve tramvaya. Heh, sonunda. Şimdi şuraya bir oturalım. Ve şuraya da bir tane işaretliyim yere ve hemen bir bakayım ne yapacaktık diye. Evet, şimdi o dediğim yer kalmış. Oraya gidecekmişiz. Hadi gidelim o halde. O da Hidden Station'daydı. Hadi gidelim bakalım. Şimdi burada çok zor bir platforming varmış. Öyle dediler. Umarım gerçi orasıydı. Doğru yer olması lazım ama. Bir dakika, önce şunlara bir vuracağım. Nereye gittin kralım falan diyor. İşte buraya gireceğiz. Bakalım, başka bir şey yokmuş. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı. Çıkabiliyormuşuz buradan. Pekala. Buranın haritasını göremiyorum. O ne be? Yani çok da canın yok aslında ama o ne be? Girdim mi? Bir dakika. Ne oldu? Nereye girdim ben? O ne be? Ben bunların üzerinden seke seke gideceğiz. Pekala. Evet, şimdiden yani kesinlikle bana göre olmadığını gösterdi. Sağ olsun. E ben nasıl geçeceğim bunu? Ben yapamıyorum ki Pogo'yu. Yani yaptım. Hala haritam yok. Pekala. Nereye gidiyoruz ya acaba? Buradan düşsem ne olur acaba? Pekala. Buraya geldik ama burası ne ki? Hım. Yani bildiğim kadarıyla burada sadece bir tane charm varmış. O kadar olması lazım. Sen ne kadar vuruyorsun be. O yüzden başka bir işimiz olmaması lazım burada. Bildiğim kadarıyla. Ne
oldu şimdi? Geri mi gidiyorum ben? Galiba geri gidiyorum. Burayı mı açtı? Burayı bir dakika ya. Nereye gidiyorum ki ben şimdi? Şimdi orası haritanın sonu gibi. Yani anlaşılan geri gidiyoruz. Pekala. Geri gitmek bize ne katacak ki ya şimdi? Ha, o asansörmüş. Evet. Geri gelir misin buraya asansör? Veya gelmez yani. Ne yapalım? Gelmedi. Evet, başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı. Buralarda hiç kayıt alıyor mu acaba? Tırsıyorum şu anda. Çünkü ileride çok daha kötülerinin geleceğini görmüştüm. Hayda. Hayda. Yani bilmiyorum. Bana halkım gibi davranıyorlardı ama. Teşekkürler. Şimdi oraya gitmeden önce araya bir minik bir edit atayım. Normalde hemen bu yukarıda bir tane oturacak yer varmış. Oraya oturuyorum. Ondan sonra artık sağa doğru gideceğim. Tabii orada bir sürü engel varmış. Birazdan göreceğiz zaten. Ve orada yani sürekli hasar almamı görmemeniz için burayı editliyorum. Neyse, hadi bakalım. Hadi bakalım. Bence bu sefer geçeceğimiz için ki neyse sen kal da. Bunları atalım. Onun dışında bana bir High Blood ver oradan. Ve şunu da ver. Yani bu ve şunu çıkarıp aslında belki de şunu da alabiliriz. Çünkü burada o kadar düşman yok. Hadi bakalım. Şimdi artık geçene kadar bunları yapacağız işte. Burayı tek tek artık editleyeceğim. Her geçtiğim noktadan itibaren falan. Çünkü zor yani burası. Hayır, 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 hayır. Hop. Mesela editlenmedik şu an için. Ya şurada dursana. Durmuyor. Bak. Sonunda zahmet oldu yani. Tamam. Şimdi hadi bakalım. Güzel. Güzel.
İçemedim. Daha geçtim saydı. Ama canım da olsun önce. Yarodan karşıya mı geçeceğiz acaba? Galiba şu araya gireceğiz. Hadi hayırlısı. Güzel. Hala harita yok. Gerçekten bu nedir ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Oraya mı gideceğim? Galiba. Başka bir şey yok ki. Güzel. Bunun üzerine basabiliyor muyum? Evet. Hoş. Nereye düşüyorum ben? İyi. Doğru tarafa düşmüşüm. En azından. Evet. Pekala. Pekala. Ki bana ne yararı oldu ha? Hop 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 atladım. Hop. Güzel. Easy'di bunlar. Şunu açalım. Bunlar daha bu arada çok kolay kısımları. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Şimdi öncelikle şu High Blood'ı bırakmam lazım. Yani High Blood'ı tutup yerini bırakmam lazım şunu. Bunun yerine bu daha iyi. Aynı zamanda ne olabilir? Steady Body kalsın. İşe yarayabilir. Acaba. Gerçi bir dakika. Evet, bu fokuslanamamızı sağlıyordu galiba. Neyse. Hadi devam edelim şimdi. Bir dakika ya. Ben burayı açmadım mı? Bir de diğer taraf mı var? Kesinlikle. Bir de diğer taraf var. Kesin var yani. Buran ne be? Tamam, oraya geleceğiz anlaşılan da. Bir dakika ya. Burası sanki tek taraftı. Ben öyle hatırlıyorum. Niye böyle oldu? Geçemiyorum. Ha, bir de alt yol var. Yani alt yol daha normal duruyor en azından. İyi, güzel. Şimdi burada diyorlar ki aşağıdan yol varmış. Şöyle. Hop. Güzel. Buradan. Ha, buraya. Güzel. Bu da bir şeydir. Güzel güzel. Kaç canımız daha oldu en azından. Ne işime yarayacaksa. Şimdi. Hop, olmadı. Güzel. Güzel. Bir yeri geçtik en azından. Hızlı da geçmeyeceğiz. Çok yavaş da geçmeyeceğiz falan filan. Bakacağız.
Daha ızdırap yolu var, ızdırap yolu. Adına yaraşır bir yer olacağına o kadar eminim ki. Hop geldi bakalım. Ne kadar ses yoktu çünkü odaklanmak istiyordum. Sessiz geçtim oraları. Yapacak bir şey yok. Şimdi hop bunu da açalım. Merhabalar merhabalar. Şimdi bura değil de bir alt kattan şu acı çektikçe bize mana verini alacağım. Zaten birlikte. Çünkü bal o kadar da doldurmuyormuş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi yeni yere çıkıyoruz. Evet. 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 Buranın oturacak yeri nerede acaba? Şimdi... Bir dakika. Geri geldim şimdi. Bir kere şurada çok önemli bir şey varmış. Ki çok sevindim buranın zorunlu olmadığına. Çünkü burada Path of Pain var. Izdırap yolu. Falan filan. Yani evet ben daha burayı geçemezken buradan işte yukarı çıkıp da bir şeyler mi? Yok gerçi burası değil mi? Yo burası. Evet. Bura yani. Gerçekten de bunu yapmamız gerekiyormuş. Bir dakika bir şey de merak ettim. Evet orada da gizli bir oda varmış. Hemen onu alacağım ama. Çünkü burada sonsuz enerji veriyormuş. Yay let's go. Şimdi... Ben Path of Pain'i yapmam bu arada. En sonunda küçük bir animasyon varmış sadece o kadar. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Ama video editlenmiş bir şekilde gelecek çünkü buraları geçerken odaklanmak istiyordum artık. Çünkü bayağı zor. Kaç kere öldüm buralarda bilmiyorum. Özellikle bir önceki seferdekinde aslında çok ölmüştüm. Onda yaklaşık 40 dakika falan uğraştım yani geçmek için. Ki yanlış yapıyormuşum zaten o yüzden geçemiyormuşum. En sonunda nasıl yapılacağını öğrendim ve geçtim. Buralarda... Platformları aşırı sevdim bu arada. Onu söylemem lazım. Tabii böyle platform türünde çok fazla oyun oynadığımı söyleyemem. Ama bir dakika şurayı da özellikle söylemem lazım. Ben buraları geçtikten sonra aşağı düştüm ve yeniden yapmam gerekti. Ama ikinci seferinde yapması çok kolaydı o yüzden de zaten bir iki kere öldüm sadece ondan sonra geçtim buradan. Ama neyse platformları sevme yönüm de şu, yani burada o kadar farklı şekilde geçebiliyorsunuz ki tabi hani çok fazla değil elbette ama 3-4 tane en fazla yolu vardır. Ama yani bir videoyu izliyordum hani burada geçemediğim olursa acaba nasıl geçiriyor falan diye.
Bakıyorum yani her seferinde farklı bir şey yapıyor. Ben başka bir şey deniyorum, o da oluyor. Falan. Gerçekten çok ilginçti yani. Mesela şöyle durup zıplamayı ben kendim yaptım yani. O videoda görmedim. Yani biraz daha o da benzer şekilde yapıyordu elbette ama o mesela içine girerek yapıyordu. Mesela burada o pogo jump yaparak geçiyordu. Ben direkt geçtim mesela. Onun dışında ilerleyen yerlerde zaten gerçi önceden de olmuştu ama bir sürü farklı yol varmış. Hani yol olarak yol varmış. Yani istersen uzun yolu tercih edebiliyorsun, istersen kısa yolu tercih edebiliyorsun. Bazen gizli yollar varmış seni direkt sona götüren. Bazen yani oradan geçmen gerekiyormuş falan filan işte buralardan zaten geçmen gerekiyor. Her neyse mesela burayı da ben kendim keşfettim yani orada tamamen başka bir şey söylüyordu. Baktım buralardan zıplayabiliyorum. E zıplayayım bari dedim ve zıpladım yani. Mesela burada aşağıdan da gidebilirdiniz, yukarıdan da gidebilirdiniz. Yukarıdan giderseniz yol kısalıyor. Ve bunlara karşı geliyorsunuz. Bunlar oldukça kolaylar bu arada. İkinci denemem olması lazım bu. Yani ikinci denemede direkt geçtim. İlkte de yani ne olduklarını bilmediğim için geçemedim. O kadar. Şimdi burada da mesela farklı farklı taktikler kullanıyor. Ben direkt atladım bir boşluk sonra yana. Sonra tam birleştikleri anda zıplayıp tak diye aşağı inebiliyorsunuz burada rahat bir şekilde. Şimdi geçelim. Ben burada bitti zannediyordum. Sevinmiştim bir an. Ama daha devamı varmış. Ve bundan ileri de gizli odalar da varmış daha önemlisi. Tabii onlara gideceğiz daha. Burada düştüm ama kabul etti geçmeme o yüzden. Yani Hitless Run gibi görünemeyecek ne yazık ki. Çünkü edit dediğimde hani arada kırpılmalar belli oluyor ama öyleymiş gibi oluyor en azından. Sadece düzgün seferler görülüyor. Burası da çok lanet bir yerde. Ama alıştıktan sonra yapması gayet kolay. Burada da karşıdakine çok fazla çarptım. O yüzden yerimi ayarlamaya çalışıyordum özellikle. Ama buraya geldikten sonra İkinci seferde geçtim yani buraya gelebildikten sonra. Aşağı tarafta yani çok uğraşmıştım. Burası kolaydı. Şimdi evet burada da tam aha düştüm dedim baktım o yol bayağı uzunmuş. Rahat bir şekilde geçebildim yani. Şimdi galiba bundan sonraydı gizli olan yol. Orada da minik bir dans ediyorum bu arada. Ama oradan iniyorduk. Tabii o anda bilmiyordum ama gizli yolu. Sonradan öğrendim burada gizli yol olduğunu ve işte buradaymış gizli oda. Burası Pale King'in çalışma odasıymış öyle diyorlar. Sadece hikayesel olarak bir şeyler var burada. Başka bir şey yok. Böyle gidiyorsunuz ama aslında yukarıya çıkıyorsunuz. Öyle hikayesini anlatıyor. Hiç çeviresim gelmedi. Neyse, burada da Collector galiba. Hizmet et diyor orada. Sanki Collector'ın yapılma kalıbı gibi bir şey. Buradan geri başa dönüyoruz. Sonra asıl gitmemiz gereken yol da üst. Tabii ben önce yanı zorluyorum burada ama üste gitmemiz gerekiyor. E şimdi bitti. Evet. Şu anda bitti artık. Buradan dümdüz karşıya geçiyoruz. Ve son odaya da ulaşıyoruz. Ama son odadan önce bir tane daha gizli oda varmış. Ben onu fark etmedim burada. Yani o yüzden şu anda bu videoda en azından görülmeyecek o. Siz arayıp bakabilirsiniz. Hornet'in odası deniliyormuş oraya. Neden olduğunu bilmiyorum. Müziğinden dolayı diyorlar. Ama buradan karşıya geçtiğimde şu hemen aşağıda görebilirsiniz. Kırıklı bir yer var. Oradan aşağı atlayabiliyormuşuz. Hemen birazcık solumda yani şu anda. Oradan aşağı indiğinizde işte Hornet'in odasına giriyormuşsunuz ki bunun anlamı Hornet Prenses mi demek acaba? Bilemedim. Belki de hani teoridir sadece.
resmiyeti olmayabilir böyle şeylerin. Yani resmiyeti yok zaten. Öyle demek lazım. Bu tamamen teori. Doğru olmayabilir. Ama orada bir oda varmış işte. Buradan yana gidince de bir tane gizli oda varmış. Burada oranın üzerinde kaldım ya, kapının üzerinde. Dedim acaba bir şey mi var ama bekledim o yüzden biraz. Ama yok yani, orada kapının sadece sınırıymış, başka bir şey değilmiş. Burada yine lore'la ilgili bir şeyler öğreniyoruz. Ve buradaki yer çok güzel ya. Şu adım attığımızda, tabii şurada görülecek. Adım attığımızda ayağımızın altında iz çıkıyor. Gayet hoş bence. Neyse, artık alma zamanı. Artık buraya niye geldiysek alacağız onu. Önce bir dream nail. No cost to greet diyor. Sonra da onu artık atıyoruz ve tahtına biz geçiyoruz. Böylece final mi? Tabii ki de hayır. Ama burada uzun süre bekleyince müzik değişiyormuş ki galiba burada sesi kısılmıştı da zaten. Ama ben dikkat etmedim. Normalde öyleymiş. Burada bunu da alınca işte King's Soul'u alıyoruz. Ama böylelikle buradan çıkınca bu bölümü de bitirmiş oluyoruz. Vayrimin ruhu diyor. Kökün ruhu falan. Öyle şeyler demiş. Neyse işte buradan da karşıya gideceğim şimdi. Oradan bir kayıt alacağım ama böylelikle bu bölümü de bitiriyoruz. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi görüşürüz. Tabii önce bir gideyim de. Önce bir gidip kaydı durdurayım şurada. Hadi be, kaydı durdur artık. Neyse. Hadi hadi. Hadi o sırada siz de beğenin bari. Hadi.